geldiniz sevgili izleyiciler, sevgili hanımlar. Yeni bir haftaya Abdullah Usta'nın sizler için hazırlamış olduğu birbirinden lezzetli ve güzel yemeklerle karşınızdayız. Ve ustamın bir sürprizi vardı bizlere. Bugün sürprizini gerçekleştiriyor. Bugün cevizli tahinli pudingimiz var sevgili izleyenler. Ve tezgahımızda şöyle patlıcanlarımızı görüyoruz, sebzelerimizi görüyoruz. Hemen ustamıza dönelim bakalım bugün neler yapıyoruz. Ustam nasılsın, hoş geldin. Hoş bulduk, sağ olasın. İyiyiz Nilüfer'im, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Bu arada ayrıca çok teşekkür ederim. Bugün tatlımızı yapacaksınız sonunda. Evet, senin özel isteğin de inşallah bugün onu hazırlayacağız. O da çok güzel bir tatlımız olacak. Değil mi? Şöyle bir farklı olsun. Evet, tatlının yanında bir de patlıcanlar görüyorum. Bolca hazırlayayım ki bir haftaya kapatsın. Evet ustam, şöyle en büyük kase benim olacak bugün. Tamam. Şimdi sevgili izleyenlerimize hemen bugün çok güzel yemeklerimizi yine tezgahımızın üzerine sunacağız. Hemen neler yapacağız sizlere. İlk önce çok güzel bir köfteli patlıcanlı sarmalı pilavımız olacak sevgili izleyen. Bakalım nasıl olacak sunumu. Çok güzel bir sunumla inşallah onu da size hazırlayacağız. Ve onu yaptıktan sonra şöyle Nülfer Hanım isteği vardı. Cevizli tahinli muhallebimiz olacak. Onu da yapacağız sizlere. O da çok güzel bir tatlımız olacak. Ve ondan sonra gavur dağı salatamız olacak. Şöyle sizlere güzel bir salata hazırlayacağız. Salatamızla beraber 3 çeşit yemeğimiz hazırlanacak. Ve inşallah sizler de evlerinizde aynı güzellikte ve aynı lezzette yemekleri yapmış olacaksınız. Hemen dilerseniz şöyle ilk önce ne yapalım? Şöyle patlıcanlı sarmayla hemen başlayalım. Neler yapacağımız listemiz gelsin. Ondan sonra yavaş yavaş hem hazırlığımızı yapacağız hem de köftelerimizi hazırlamış olacağız inşallah. Evet ustam, şimdiden ellerine sağlık diyoruz. Çok öncelikle patlıcan ettim, yemeğimizi yapacağız. Ve patlıcanlarımız uzun uzun dilimlenmiş, evet, ve kızartılmış sevgili izleyenler. O zaman malzeme listemiz de hemen ekranlara gelsin. Evet, neler kullanacağız? Hangi malzemelerimiz var? Sevgili izleyenlerimiz şöyle listemize yavaş yavaş gelsin. Biz de sizlere güzel bir ilk önce köftemizi hazırlayacağız. Ondan sonra yavaş yavaş pilavımız hazırlanacak. Şöyle patlıcan sarmalı hemen pilavlı köftemiz için sevgili izleyen 500 gram kadar kıyma kullanıyoruz. Ondan sonra 1 adet yumurta kullanıyoruz. 4 adet uzun patlıcan kullanacağız ve ondan sonra 2 su bardağı kadar pirinç kullanıyoruz. 2 yemek kaşığı kadar galeta unu kullanıyoruz. 1 tutam kadar maydanoz kullanıyoruz. Ve 1 yemek kaşığı kadar 2 yemek kaşığı kadar tereyağı kullanıyoruz. 1 çay bardağı kadar sıvı yağ kullanıyoruz. 1 tatlı kaşığı kadar tuz, karabiber, pul biber, kimyon ve köfte baharatımız var sevgili izleyenlerimiz. Hemen listemizi bir daha anlatalım. 500 gram kadar dana kıymamız var. Kıyma kullanacağız. Orta yağlı güzel bir kıyma olacak. Ondan sonra 1 adet yumurta kullanıyoruz. 4 adet patlıcan kullanıyoruz. Ve 2 su bardağı kadar pirincimiz var. 2 yemek kaşığı kadar galeta unu kullanıyoruz. 1 tutam kadar maydanoz ve 2 yemek kaşığı kadar tereyağı. 1 çay bardağı kadar sıvı yağ. Hem patlıcanları kızartmak için. Ondan sonra 1 tatlı kaşığı kadar tuz, karabiber, pul biber ve kimyon köfte baharatımız olmuş olacak. Öncelikle köftemizi hazırlayacağız sevgili izleyenler. İsterseniz köftenizi ızgarada da pişirebilirsiniz. İsterseniz fırına da gönderebilirsiniz. Fırında da pişirebilirsiniz. Köftelerimizi hazırlayacağız. Güzelce bir şekilde hazırlandıktan sonra biz fırına göndereceğiz. Onlar yavaş yavaş fırında pişecek. Onlar fırında pişerken biz de pilavımızı hazırlayacağız. Pilavımızı güzelce bir şekilde hazırladıktan sonra hemen patlıcanlarımızı biz kızarttık. Şu anda patlıcanlarımız hazır. Tepsimizin altına patlıcanları güzelce bir şekilde dizeceğiz. Ortasına pilavlarımızı ilave edeceğiz. Ve onun üzerine de köftemizi ve domatesimizi dizdikten sonra güzel güzelce bir şekilde üzerini örteceğiz. Tekrardan 5 veya 10 dakika fırında güzelce bir şekilde hemen pişireceğiz. Yemeğimiz hem çok güzel hem de lezzetli bir yemek olmuş olacak inşallah. Evet ustam, şimdiden ellerine sağlık çok diyoruz. Çok teşekkür ettim. Biz de bu arada izleyenlerimize hemen telefon numaramız ve mail adresimizi hatırlatalım. Telefon numaramız 0212 454 5570. Mail adresimiz info@tgrt.eu.com'dan bizlere ulaşabilirsiniz efendim. Evet. Evet, öncelikle patlıcan yemeğimize geçiyoruz. Şimdi sevgili izleyenlerimiz hemen kullanacağımız miktar kadar kıymamız. Şöyle bir alalım kıymamızı. Yavaş yavaş kabımızın içine aldık. Önce köftelerini yapıyoruz değil mi ustam? Evet, şöyle önce köftemizi hazırlayacağız. Ondan sonra diğer işlemlerimize başlayacağız. Şöyle biraz yeşilliğimizi de alalım. Şöyle aslında görünüşte yemeğimiz, bugünkü yemeğimiz biraz teferruatlı bir yemekmiş gibi değil duruyor. Evet, bakalım biraz. Abdullah Usta bize nasıl pratik şeklini gösterecek bugün? Biraz uğraştırıcı olacak diyorsun değil mi? Şöyle alalım. Hem kameramız daha rahat bir şekilde görsün diye bunları, şimdi maydanozumuzu ince ince doğrayalım. Özellikle köfteye maydanoz çok yakışıyor sevgili izleyenler. Çok güzel bir aroma veriyor değil mi? Evet, harika. Şöyle. Köftemizi tabii biraz daha farklılaştırması için ve güzelleştirmesi için biraz içine maydanoz kullanırsa köftemiz daha lezzetli ve daha güzel olacak. Şöyle ince ince doğradık. Hazır. Ve bir adet yumurta içine ilave edelim. Güzelce bir şekilde birbirini tutması için şöyle yumurtamızı da gönderdik. Ve tekrardan şöyle Nülüfer'in çok sevdiği çayında ve tatlısında kullandığı pul biberi biraz biraz fazla kullanabiliriz değil mi? Evet, şöyle bol bol. Hafif biraz karabiber kullanacağız. O da güzel bir lezzet ve aroma verecek.
Ondan sonra kırmızı toz biberimiz. Bu şekilde bütün baharatlarımızı içine ilave edeceğiz sevgili izleyenlerimiz. Aslında normal köfte yapar gibi yapıyoruz değil mi? Normal köfte hazırlar gibi hazırlayacağız. Şöyle tuzumuz. Yetecek kadar da tuzumuzu gönderdik. Şimdi hazır köftemiz sevgili izleyenlerimiz. Ondan sonra maydanoz. Tabii ki sizler isterseniz içine soğan ve sarımsak da kullanabilirsiniz. Tabii soğan ve sarımsak çok güzel bir aroma özellikle lezzet sarımsak veriyor. Sarımsak istedim. Şöyle sucuk köfte kıvamında oluyor. Ben köfteye çok yakıştırıyorum sarımsağı. Değil mi? Yani hemen soğan kadar falan kullanmaya çalışıyorum köfte yaptığımda. Çok güzel bir lezzet veriyor ve köftemizi lezzetlendiriyor. Hı-hı. Tabii ki etimizi biraz bu şekilde hazırlayıp da bir yarım saat, bir saat veya da iki saat dinlendirirsek köftemiz daha lezzetli, hı-hı, daha güzel olacak. Onun için köftemizi hazırlayalım. Biraz dolabımızda dinlendirelim. Dinlendikten sonra ondan sonra istediğimiz işlemde hazırlayıp güzel evet, bir şekilde pişirme yapabiliriz. Evet, bu şekilde aslında daha iyi kıvamını tutmuş olacak. Şimdi sevgili izleyenlerimiz, köftemizi çoğaltmak için dediğimiz gibi elimizde varsa bayat ekmek kullanabilirsiniz. O daha güzel olacak. En azından ekmeğimizde israf olmamış olacak ve çöpe gitmemiş olacak. Tabii ki ekmek yoksa ne yapabiliriz? Galeta unuyla çoğaltabiliriz. Bir veya da iki yemek kaşığı kadar galeta ununuzu içine ilave edin. Yavaş yavaş şöyle köftemizi yoğuralım. Yumurta, maydanoz ve bütün baharatlarımızla beraber köftemizi başladık yoğurmaya. İyice bir hemen sevgili Cem kardeşim ve ailesiyle beraber bizleri izliyor Ankara'dan. O da Diyanet'te kameramanlık yapıyor. Buradan ona ailesine canı gönülden sevgi ve selamlarımızı göndermiş olalım. Evet, bizden de sevgiler ve selamlar diyoruz. Evet, Cem İskender ve annesi babasına buradan canı gönülden selamlarımızı gönderelim değil mi? Evet, bu arada da böyle aramıza bir kameramanımız katılmış, yeni kameramanımız. Evet, öncelikle hoş geldin tatlım aramıza. Özellikle de köfteyi bugün çok seviyormuş usta. Değil mi? Onun o yüzden için de böyle sen bugün torpil yaptın yeni kameramanımızla. Evet, torpil oldu. Evet. Şöyle sevgili izleyenlerimiz, gördüğünüz gibi köftemiz çok güzel bir şekil aldı ve renk olarak da güzel bir renk aldı. Şimdi köftemizi istediğimiz şekillerde kesebiliriz. Sizlerin eğer ki misket seviyorsanız veya da ızgara şeklinde seviyorsanız veya da İzmir köftesi veya da daha farklı bir Hasan Paşa köfte şeklinde veya da tepsi köfte hangisini seviyorsak o şekilde köftemizi hazırlayıp güzelce bir şekilde fırınımıza gönderebiliriz. Şöyle Nülfe Hanım sizler ricam bir tane tepsimizi alabilir miyiz? Normal tepsi veriyorum. Normal bir tane tepsimizi alalım. Köftemizi sevgili izleyen, biz biraz daha tepsimizin üzerini kaplanması için biraz şöyle büyük parçalar şeklinde keseceğiz. Hemen yumurta büyüklüğünde bunları kesmeye başladık. O herhalde biraz ufak olacak Nilferan'ın. Bir tane şöyle büyük tepsiyi alalım. Evet. O daha şey yapacak. Şöyle genelde cam tepsi kullandığımız için. Evet. Evet. Şunu da şöyle hemen tepsimizin altına biraz hafif yağımızı gönderelim ki fazla köftemiz yapışmasın sevgili izleyenlerimiz. Ondan sonra şöyle tepsimizi yağladık. Evet. Şimdi köftelerimiz hazır sevgili izleyenlerimiz. Köftelerimizi yavaş yavaş hazırlamaya başlıyoruz. Bunları biraz daha, çünkü o biraz şöyle piştikçe kendini çekecektir. Hemen şöyle güzelce bir şekilde açalım. Tepsimize dizelim. Yani ne kadar büyük olursa köftelerimiz bu yemekte o kadar iyi mi ustam? Tabii pilavımızın üzerini kapatacağı için, hı-hı, hem daha güzel olacak hem de işlemimiz daha hızlı bir şekilde hazırlanacak. Tabii bunda istersek hem altına hem de üstüne de köftelerimizi kullanabiliriz. Onun pilavla için beraber de farklı bir sunum olacak bugün aslında yemeğimiz. Evet, patlıcanlarımız şöyle uzun uzun dilimlenmiş. Evet. Köftelerimiz de büyük büyük. Büyük büyük hazırlanıyor. Şöyle hamburger şeklinde. Gerçi bu piştikçe biraz kendini toparlayacak, çekecektir ama yine biz büyük olarak şey yapalım, şöyle toparlayıp evet, hazırlayalım. O biraz daha fırında kendini çekecektir sevgili izleyenlerimiz. Şimdi hemen köftelerimiz güzelce bir şekilde hazırlansın. Emin Lüfer Hanım siz sabırsızlanıyorsunuz ama ben biraz özellikle ben tatlı için sabırsızlanıyorum. Tatlıyı sizin için hazırlayacağım. Yani kaç haftalardır artık söylemekten böyle en sonunda. Değil mi? Şöyle ayın başında. İşte en büyük. Demek ki bir ay önceden söylemek gerekiyor. Değil mi? En büyük tabağı size hazırlayacağız. Ve gevurdağı salatamız var. Gevurdağı salatası da gayet lezzetli ve güzel. Bol yeşillikli bir salatadır sevgili izleyenler. Değil mi? Şöyle nar ekşili, sumaklı.
Ve ceviz kullanılır değil mi ceviz usta? Ceviz kullanacağız. Evet, evet. Onun içine güzelce bir şekilde hazırlayacağız. Onları da birazdan sevgili izleyenlerimizle beraber yapacağız. Güzel bir salatamız olmuş olacak. Dedi ki şöyle köftemizin ve de tatlımızın yanında bir de güzel bir salata iyi gider değil mi Nilüfer Hanım? Özellikle yani yemeğin şöyle bir özelliği de var ustam. Yani yanında başka aperatif yemekler yapmamıza da gerek kalmıyor. Yani neredeyse içinde pirinç kullanacağız. Pilavımız da olacak. Hem sulu yemek kıvamında olacak hem fırına girecek. Köftelerimiz de gayet hafif olacak fırına girdiği için. Yani tek yemek olarak ve sadece salatayla da sunumunu yapabiliriz. Tabii. Bu şekilde yapabiliriz. Başlı başına güzel bir lezzet olacak sevgili izleyenlerimiz. Şöyle köftemizi hemen içine baharatlarımızı, ondan sonra maydanoz, yumurta, galeta unumuz, bütün baharatla beraber güzelce bir şekilde yoğurduk. Onları yoğurduktan sonra şöyle güzel şekiller verelim. Hemen tepsimize ince diziyoruz. İnce iyice bastırıyoruz elimizle. Değil mi? Şöyle. Evet. Hemen tepsimizi doldurduk. Onu da tabii ki kıymamızı çoğaltmak için sevgili izleyenlerimiz galeta unu ve ekmek kullanmamız gerekecek. Onun için biraz da ekmek ve galeta unu sizler de fazla kullanabilirsiniz. Evet sevgili izleyenler köftelerimiz de hazır şu anda. Fırına gitmeye hazırlanıyor. Köftelerimiz hazırlandı. Biz yavaş yavaş fırınımızı da çalıştıralım. Evet. Fırınımızı 160-170 derece aralıklarında sevgili izleyenler hemen çalıştırdık. O yavaş yavaş ısınmaya başlasın. Biz de köftemizi gönderelim şöyle. Evet, fırınımıza gönderdik. Yavaş yavaş fırınımıza güzel bir şekilde pişecek ve piştikten sonra ondan sonra alacağız. Çok fazla fırında da bekletmenize gerek yok. Çünkü biz tekrardan hemen pilavla beraber bir daha fırına göndereceğimiz için o fırında güzelce bir şekilde pişmeye devam edecek. Çok fazla köftemizi kurutmamamız gerekiyor. Ve bu şekilde fırına gönderdik. Yavaş yavaş pişmeye başlasın. Evet, biz de bu arada diğer hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Köftemizin işlemi daha bitmedi. Değil mi? Şimdi köftemizi gönderdik sevgili izleyenler. O yavaş yavaş fırında pişerken biz de ne yapacağız? Pilavımız. Hemen bu arada tenceremizin altını açalım. Suyumuz da yavaş yavaş hemen kaynamaya başladı. Tenceremizin içine tereyağı 3 veya da 2 yemek kaşığı kadar yeterli olacak. Şöyle tereyağımızı gönderdik. Bir parça daha ilave edelim. Yavaş yavaş pilavımız da hazırlanacak sevgili izleyenim. Pilavımız hazırlanırken şöyle Nülfer Hanım bir tane tepsimizi getirmişti. Herhalde bu yetermiyorsa daha büyüğünü mü seçelim? Daha büyüğünü seçsek daha biraz görüntü hoş olur değil mi? Evet şöyle. Şöyle büyük cam tepsi. Sevgili izleyenlerimiz de görsün diye hemen bunu kullanalım. Şöyle bir tane tepsimiz sevgili izleyenlerimiz. Bunu ilk önce ne yapacağız? Şöyle hazırlamış olduğumuz patlıcanlarımız şöyle çatırı hazırlayacağız. İlk önce şöyle aralarında boşluk bırakılacak şekilde dizelim. Hemen. Evet, yarısı tepsinin içinde, yarısı tepsinin dışında. Dışında olacak. Şimdi üzerini tekrardan kapatacağımız için şu şekilde alalım biraz daha açıkta. Sunum olarak da çok güzel bir sunum olacak ustam o zaman. Evet. İçerisine pilav girecek çünkü. Değil mi? Şöyle hazırlayalım. Evet. Şöyle çiçek şeklinde hazırlayalım. Tabii patlıcanı eğer çok fazla seviyorsak biraz daha patlıcanı fazla da kullanılabilir. Eğer ki fazla istiyorsak. Boşluk bırakmadan da aslında yapabiliriz. Tabii yapabiliriz. Şöyle hazır sevgili izleyenlerimiz. Bir tane daha ilave edeceğiz kenarına. Şimdi hazır. Alt kısmını küçük olan parçalardan illaki çıkacaktır. Çünkü patlıcanlarımız biz keserken ufak parçalar çıkıyor. Bunları şöyle güzel bir şekilde hemen altına ilave ettik. Aslında tepsimizin altını kapatmak gerekiyor. Yani çok fazla kapatma da gerekiyor. Evet. Gerçi biraz görsellik olsun diye biz hemen biraz açık bir şekilde hazırladık. Şöyle tereyağımız da hazırlanıyor. Ve pilavımız. Pilavımız güzel bir şekilde. Şimdi tereyağımız erirken sevgili izleyenlerimiz kullanacağımız miktar kadar. Tabii ki biz biraz daha geniş bir tepsi kullanacağımız için 2 su bardağı kadar pirinç ilave ettik. Tabi siz eğer 2 kişilik bir ailese veya 3 kişilik bir ailese 1 su bardağı kadar pirinç sizlere yetecektir. Siz de pirinç miktarını biraz daha azaltabilirsiniz. Pirincimiz hazır ve onu da şöyle tenceremize gönderdik. Yavaş yavaş pilavımızı hazırlayacağız. Evet. Şimdi
pirinçlerimiz. Peki usta, pilavımızı yine aynı şekilde, aynı kıvamda mı yapmamız gerekecek yemeğin içine normal, girerken? Evet, yani normal. Biraz diri bırakmamız gerekecek mi pirinçleri? Yok, gerekmeyecek. Aynı kıvamda bırakabiliriz. Hı-hı. Biraz su miktarını çok hafif biraz fazla bırakabiliriz. Çünkü o suyu çekeceği için su miktarını biraz fazlalaştırabiliriz. Pilavımızın daha güzel olması için sevgili izleyenlerimiz, içine bir tane de kesme şekerimizi ilave edelim. Daha da siz de isterseniz toz şekeri de kullanabilirsiniz. Şimdi hemen domatesimizi şöyle ince ince dilimleyelim. Güzel bir şekilde hazırladık. Bunları da böyle altına ilave edeceğiz. Evet, böyle hemen tekrar domateslerle kapatıyoruz. Kapatacağız, şöyle hafif güzel bir lezzet ve görüntü oluşturacak. Bu şekilde domatesimizi de ilave ettik. Şimdi domateslerimiz de hazır sevgili izleyenlerimiz. Fırınımıza bakalım şöyle. O da yavaş yavaş biraz da fırınımızın ısınması için altını biraz daha açtık. Pilavımız güzel de bir şekilde kavruluyor. Pilavımızı daha güzel bir şekilde beyaz, hem beyaz hem tane tane düşmesini istiyorsak kesme şeker ve limon suyu kullanabiliriz. Pilavımız hem tane tane olacak hem de beyaz bir şekilde pilavımız hazırlanmış olacak. Onun için sizler de kullanabilirsiniz. Evet, iyice kavrulmaya başladı pirinçlerimiz de. Değil mi? Şimdi tuzumuz. Böyle tuzumuzu da içine ilave ediyoruz. Hatta bunda çok fazla pilavımızı demlemesini de beklemeye gerek yok. Evet. Çünkü o hemen kabımızın içine tekrar da fırına gireceği hı hı. için o fırında da güzelce bir şekilde demlenecek ve dinlenmiş olacak. Şöyle biz limon suyumuzu da alalım. Limon daha... suyunu pilavla neden kullanıyoruz ustam? Daha beyaz mı kalması? Daha hem beyaz kalması evet. hem de tane tane düşmesi için ikisini hem limon suyunu hem şekeri kullanıyoruz. Şekeri kullanmamız gerekiyor. Buradan da bir püf nokta aldık ustanızdan. Evet. Pirincimiz, sevgili izleyenlerimiz, güzel de bir şekilde kavruluyor şu anda. Hızlı bir şekilde biz hemen kavurmaya başladık. Pirincimizin kavrulduğunu nasıl anlayacağız? İlk önce pirincimizi güzel de bir şekilde kavururken o güzel de bir şekilde kavuracağız ve o yavaş yavaş topaklaşmaya başlayacak. Pirincimiz topaklaşmaya başladığı anda biz kavurmaya devam edeceğiz pirincimizi. O biraz daha kavurdukça ne yapacak? Kendini bırakmaya başlayacak. Kendini bıraktığı esnada ne yapacağız? Hemen içine suyumuzu ilave edeceğiz ve tenceremizin kapağını kapatacağız. Pilavımız güzelce bir şekilde demlenip dinlenmiş olacak inşallah. Evet, bu arada da bizim pirinçlerimize topaklaşmaya başladı. Değil usta. Mi? Şöyle hazır. Şimdi minik biraz limon suyumuz. Ve ondan sonra suyumuzu ilave edelim. Bu karıştırabilir misiniz Nisar Hanım? Hemen siz yeterli diyorsanız. Ustam biraz evet. daha... Sanki çünkü yeterli olacaktır. Evet. Biraz daha ne yapacak? O güzelce bir şekilde suyunu çekecek, fırına da gideceği için su miktarını çok hafif bir veya da iki yemek kaşığı kadar biraz daha fazlalaştırabiliriz. Şöyle hazır. Evet. Hemen. Pilavımız da hazırlanmaya devam ediyor. Patlıcanlarımızı tepsimize dizdik ve üzerine domateslerimizi de ilave ettik. Değil mi? Köftelerimizden de mis gibi kokular gelmeye başladı sevgili izleyenler. Evet. Şimdi sevgili izleyenlerimiz. Hemen pilavımız hazırlandı. Güzelce bir şekilde dinlenmeye başladı. O demlenecek, birkaç dakika demlenecek. Güzelce bir şekilde dinlendikten sonra ondan sonra biz işlemimize devam edeceğiz. Köftelerimiz pişiyor. Dilerseniz biz şöyle bir şey yapalım mı? Tatlımızın da listesini alalım. Ondan sonra biz hemen köftemizi hazırlayacağız ve yavaş yavaş tatlımıza da geçmiş olacağız inşallah. Evet, merakla bekliyoruz tatlımızı bugün. Değil mi? Seninle beraber hazırlayalım. Güzel bir tatlı olacak inşallah. Tatlımız şöyle için. Tahinli, cevizli muhallebimiz. Evet. Ustam gerçekten o kadar güzel bir tat ki. Yani biz aile olarak, bütün akrabalar olarak artık benimsedik bu tatlıyı. Her böyle misafir geldiğinde hemen tahinli muhallebi. Hem çok güzel ve evet. hem de pratik bir tatlı. Sevgili izleyenlerimizi yapacağı hem de çok güzel bir lezzet. Mutlaka izleyicilerimiz de yapsınlar, denesinler değil mi? Evet, onlara da bugün sürpriz oldu. Evet. Evet. Şimdi sevgili izleyenler hemen cevizli tahinli muhallebi tatlımız için neler kullanacağız? 3 yemek kaşığı yani birebir ölçülerde kullanırsak tatlımız daha güzel olacak. 3 yemek kaşığı kadar un kullanıyoruz. Ondan sonra 2 su bardağı kadar toz şekerimiz var. 3 yemek kaşığı kadar tereyağı kullanıyoruz. Ve 1 litre kadar sütümüz var. Sevgili izleyenler 1 su bardağı kadar tahin kullanıyoruz. Tahini seviyorsanız
biraz daha arttırabilirsiniz. Yani 1,5 su bardağına da çıkarabilirsiniz. 1,5 su bardağı kadar tahin diyelim. Ondan sonra 100 gram kadar ceviz içimiz var. 2 yemek kaşığı kadar Hindistan cevizimiz var. Ceviz ve Hindistan cevizi ikisini süslemede kullanacağız. Sevgili izleyenlerimiz, 3 yemek kaşığı kadar un, 2 su bardağı kadar toz şekeri kullanıyoruz. 3 yemek kaşığı kadar tereyağımız var. 1 litre kadar süt kullanıyoruz. 1 su bardağı kadar tahin kullanıyoruz. 100 gram kadar ceviz içimiz ve 100 gram kadar Hindistan cevizi veya 2 yemek kaşığı kadar Hindistan cevizi kullanıyoruz. Elinizde sütünüz azsa yarı yarıya da kullanabilirsiniz. 500 gram kadar su, 500 gram kadar da süt de kullanabilirsiniz. Sevgili izleyenlerimiz, hemen nasıl yapacağız? Öncelikle tereyağımızı güzelce bir şekilde eriteceğiz. O eritildikten sonra unumuzu içine ilave edeceğiz. Unumuz güzelce bir şekilde kavrulacak. Unumuz kavrulduktan sonra hemen onu sütle beraber güzelce bir şekilde açacağız. Yavaş yavaş kaynamaya başladığı anda içine toz şekerimizi ilave edeceğiz ve tahinimizle beraber güzelce bir şekilde kaynayacak ve kaynadıktan sonra güzelce bir şekilde tatlımız hazırlanmış olacak ve sizlere de afiyet yiyeceği güzel bir lezzet olmuş olacak inşallah. Evet ustam, ellerine sağlık. Çok... Şöyle bir an önce başlayalım da. Değil mi? Tatlımızın ben duramıyorum çünkü yerimde, evet, bugün. Şimdi hemen başlayacağız. Şöyle tatlımıza başlamadan önce ben pilavımızı bekliyorum. Pilavımız, onu, tabii, evet. Yemeğimiz hazırlansa ondan sonra başlayacağız. O zaman ha, pilavımızı beklerken ustam, yarın bize hangi sürpriz yemeklerin var? Neler yapacaksın? Yarın tatlı var mı? Yarın tatlımız yok. Artık bir hafta boyunca tatlı beklemeyin. Bekleme. Sonra. Yani bir hafta başlarına tatlı yapacaksın, ondan sonra tatlı yok diyorsun yani. Yani görüp göreceğin tatlı mı diyorsun? Siz haftanın 7 günü herhalde tatlı istiyorsunuz değil mi? Ya ustam, tatlısız olur mu ya? Yarın neyimiz var? Sevgili izleyenlerimiz, o zaman şöyle hemen bir değinelim. Yarın kürdanlı mini kebaplarımız olacak. Peki kebaplar? Kebap hazırlayacağız. Kırmızı et. Köfte, beyaz etimiz, evet, ve sucukla beraber yapacağımız güzel bir kebabımız olacak. Ondan sonra sebzeli makarnamız olacak. Oh, onu hazırlayacağız. Harika. Ve yarın muzlu lokum var. Oh, güzel, süper. Bir lokum olacak. Tatlımız var. Onu, evet, hazırlayacağız. Birazdan muzlu lokum için neler almaları gerektiğini de hemen sevgili izleyenlerimize, evet, anlatacağız. Onlar da yapacak. Çok güzel bir sunum olacak. Bunun için 3 tane muz kullanmamız gerekiyor. Ve ondan sonra 13 yemek kaşığı kadar irmik kullanacağız sevgili izleyicilerim. 13 yemek kaşığı kadar, yani birebir ölçülerde toz şekeri kullanıyoruz. 3 su bardağı kadar süt kullanıyoruz. Hepsini güzelce bir şekilde tenceremize ilave edeceğiz. Yavaş yavaş kaynamaya başlayacak. İyice bir kaynayıp o koyu bir kıvam alacak ve o koyu bir kıvam aldıktan sonra krem şantimizi içine ilave edeceğiz. Ve ondan sonra muzlarla beraber güzel bir sunum hazırlayacağız ve size de evlerinizde yapacağız. Çok güzel bir lezzet olmuş, evet, olacak. Evet, daha önceki programlarımızda da yapmıştık bu şekilde. Saray lokumu yapmıştık sanırım. Evet, değil mi? O da farklı sunumdu ve yarın sevgili izleyenler muzlu lokumu yapacağız. Gerçekten de harika bir sunum olacak. Onlarda, evet, onlarda biz meyve kullanmadık şöyle. Ama sade olarak sade olarak yaptık. Evet. Bol işte fıstıklı yaptık, Hindistan cevizi, ama bu biraz daha farklı olacak. Cevizli de yapmıştık, değil, evet. Mi? Evet, cevizli harika yapmıştık. Şimdi sevgili izleyenlerimiz, hemen pilavımız hazır. Güzelce bir şekilde suyunu çekti, demlendi. Ve biz şöyle köftelerimiz, biraz da fırınımızı şimdi kısabiliriz. Fırınımızı 100 derece kadar ayarladık. Ve oh oh mis, yalnız şöyle harika görünüyor köfteler sevgili izleyenler. Kalmadı. Hazır. Evet, ustamın da dediği gibi köfteler böyle kendini çekmiş. Şimdi sevgili izleyenlerimiz, köftelerimiz hazırlandı. Güzelce bir şekilde kendini çekti, pişmeye başladı. Ve köftelerimizden birer tane alalım. Şöyle altına tepsimizin güzelce bir şekilde dizelim. Evet. Şimdi bir tane daha ortasına ilave edebiliriz. Bir tane de benim için usta. Bunu şöyle bir şey de yapabiliriz. Mesela yarısı üstüne veya yarısı altına, altına kalacak şekilde de ayarlanabilir. Pilavımız da hazır. Şöyle pilavımız da hem patlıcanlar, domatesler ve köftenin lezzetiyle de birleşince, değil mi? Güzel bir, harika bir lezzet olacak. Lezzet olacak. Aslında tamamen köfteleri de dediğin gibi dizebiliriz ustam, değil mi? Tabii ki. O şekilde de hazırlayabiliriz. İki kat yapacağız biz. Hepsini ilave ediyoruz pilavımızın. Şimdi bütün pilavımızı üzerine ilave edelim. Evet. Görüntü harika. Hem çok pratik bir sunum olacak, hem çok güzel bir lezzet olacak. Sevgili izleyenlerimizin de evinde yapacağı inşallah güzel bir lezzet olmuş olacak. Şöyle pilavımızı ilave ettik. Güzelce bir şekilde pilavımızı dağıtalım eşit bir şekilde. Ve ondan sonra köftelerimiz, sevgili izleyenlerimiz, üzerine. Tekrar pilavımızın üzerine. Evet, şöyle ilave edelim. Evet, görüntü harika sevgili izleyenler. Şöyle sunumunu da hazırlarken gerçekten de güzel bir görüntü olacak. Evet. Şimdi bu hazır. Tepsimizi kaldıralım. Ustam, peki hangi yöreye ait yapmış olduğumuz yemek?
aslında yöre olarak doğu yöresine ait ama genellikle bütün yörelerde de yapılıyor. Bu biraz daha farklı şekilde hazırlanıyor ama biz bugün sevgili izleyenlerimiz için hem pratik bir şekilde yapmaları ve kolay bir şekilde hazırlamalarını yönünde hazırladık. İnşallah onlar da evlerde... Çünkü görünüşte çok uğraşlı bir yemek değil ama mi? Ustam sağ olsun burada hemen bir 15 dakikada yaptık değil mi ustam? Tabii ki. Yani pilavını, köftesini, patlıcanlarımızı kızartmıştık daha önceden. Gördüğünüz gibi hemen gayet pratik ve kolay bir tarif. 3 tane bir araya getirdik değil mi? Şöyle. Evet ustam ellerine sağlık. Çok teşekkür ettim. Tekrar domateslerle süsledik. Domatesle süsleyeceğiz sevgili izleyenlerimiz. Hemen bir tane daha domatesimizi şuradan alalım. Bir iki parça da kullanabiliriz. Evet. Hazır. Domateslerimizi kenarlarına bu şekilde ilave ettik. Ondan sonra kalan patlıcanları üzerine ilave ediyoruz. İyice bir hemen bu şekilde dizelim. Tamamen kapattık. Evet, şimdi hazır ve üzerini güzel bir şekilde kapatalım. Herhangi bir su kullanacak mıyız ustam yemeğimizde? Yok, herhangi bir şey kullanmayacağız. Hatta o patlıcanların, domatesin vermiş olduğu lezzet çok güzel bir lezzet katacak. Şöyle. Şöyle güzel bir çiçek şeklinde oldu yemeğimizde. Oldu. Şimdi hazır yemeğimiz sevgili izleyenlerimiz. Evet ustam ellerine sağlık. Çok teşekkür ettim. Görüntü mükemmel. Bunda siz isterseniz sevgili izleyenlerimiz üzerine biraz kaşar peyniri ilave edebilirsiniz ama çok fazla maliyete girmeye gerek yok ve o güzel bir şekilde hazırlanacak ve güzelce bir şekilde yemeğimiz şu anda hazır. Biz 100 dereceli yani çok fazla yüksek bir dereceyle değil 100 dereceyle fırına göndereceğiz. Fırında güzelce bir şekilde pişecek ve ondan sonra afiyet yiyeceğiniz çok güzel bir lezzet olmuş olacak inşallah. Evet ustam ellerine sağlık. Teşekkür mükemmel ettim. Görünüyor. Ve fırınımıza gönderiyoruz şöyle yemeğimizi sevgili izleyenler. Fırınımıza. Yavaş yavaş sevgili izleyenlerimiz fırınımıza pişmeye başlasın. Evet. Fırınımızda o yavaş yavaş pişsin. Sevgili izleyenler biraz daha derecesini düşürelim. Hemen güzelce bir şekilde hazırlanacak inşallah. Biz evet, de tatlımıza. Biz de bu arada tatlımıza bir an önce geçelim ustam artık. Evet. Evet şimdi. Hemen. Şöyle ben kıvamı tam tutturamıyorum herhalde ustam ya. Seninle beraber hazırlayalım evet, tekrar bir göreyim senden de. Tamam. Yani ailede herkes yapıyor. Ben o kıvamı neden tutturamıyorum onu öğrenmek istiyorum. Şimdi seninle beraber hazırlayacağız. Öncelikle sevgili izleyenlerimiz şöyle bir tezgahımızı toparlayalım ufaktan. Tahin o kadar güzel bir lezzet katıyor ki sevgili izleyenler. Yani içinde kullanmış olduğumuz süt ve ceviz ve tahinli olması. Özellikle tahin böyle sade yediğimiz zaman böyle ağzımıza bir buruşuk bir tat verir değil mi ustam? Evet. Ama şekerle birleştiği zaman evet gerçekten de harika bir lezzet sevgili izleyenler. Tavsiye ediyorum şiddetle. Değil mi? Çok çok güzel bir lezzet olacak. Evet. İnşallah şimdi hazırlayacağız. Şöyle sevgili izleyenlerimiz tezgahımızı da ufaktan bir toparlayalım. Evet ben bu arada tahinli muhallebimi yaparken sen de gevurdağ salatası yaparsın herhalde. Değil mi? Ustam şöyle. Salatamızı da bol yeşillikli, cevizli. Evet. Şimdi sevgili izleyenlerimiz hemen tenceremizi ilave ettik. İlk önce ne yapmamız gerekiyor? Şöyle tereyağımız. Hemen 3 yemek kaşığı kadar tereyağımızı gönderelim. Tenceremizin içine tereyağımız hemen erimeye başlasın. O erirken 2 su bardağı kadar toz şekeri, şeker seviyorsak biraz daha fazla kullanabiliriz ama sevmiyorsak 2 su bardağı kadar yeterli gelecek 1 litre için sevgili izleyenlerimiz. Şöyle şekerimiz, tahinimiz, tahin de işte dediğimiz gibi 1 su bardağı eğer biraz daha fazla seviyorsa 1,5 su bardağına da çıkarabilirsiniz. Ondan sonra 1 litre süt kullanıyoruz. Tabii ki sizler süt de azsa elinizde olabilir çünkü ev halidir ve olabilir veya olmayabilir. Yarı yarıya da kullanabilirsiniz. 500 gram kadar su, 500 gram kadar da süt kullanabilirsiniz. Şimdi ve süslemeniz için sevgili izleyenlerim şöyle cevizimiz, unumuz, hemen 3 yemek kaşığı kadar un kullanıyoruz. Hindistan cevizi şöyle 1 veya 2 yemek kaşığı kadar Hindistan cevizi de kullanılabilir. Öncelikle yağımız erimeye başladı. Tereyağımız. Ben hemen şöyle tenceremizin başına geçmek istiyorum. Şöyle güzel bir şekilde. Evet. Öncelikle yağı eritiyoruz. Değil mi? Şimdi unumuzu da ilave edelim. Beraber kavrulsun. Unumuzu ne kadar kullanmıştık ustam? 3 yemek kaşığı kadar tereyağımız. 3 yemek kaşığı kadar yani birebir ölçülerde un kullandık. Evet.
ve iyice. Şimdi bakalım Nülüfer Hanım nasıl hazırlayacak sevgili izleyenlerimiz. Öncelikle tereyağımız hemen. İşte dostum ben kavurma işlemini yapmıyordum. Ben hepsini beraber yani un, süt hani daha önce yapmış olduğum muhallebiler gibi yapıyordum. Değil mi? O yüzden işte, de belki biraz gibi, kıvamlı. Unu biraz kavurursak şimdi hem onun kokusu gitmiş gidiyor, olacak hem evet. Daha lezzetli güzel olacak. Onun için biraz hafiften unumuzu kavurmamız gerekiyor. Şöyle iyice kavuruyoruz sevgili izleyenler. Tabii kendimiz için sevgili izleyenler hem güzel bir tatlı hem pratik bir tatlı yapmak için bu şekilde sizler de evinizde güzel tatlılar hazırlayabilirsiniz. Biraz şöyle unumuz kavrulsun. Un tabii ki ne kadar çok fazla kavurursak hem un kokusu gitmiş olacak hem de lezzetli bir tatlı hazırlamış olacağız. Biraz unumuzu şöyle güzelce bir şekilde kavuralım. Evet mis gibi de kokmaya başladı şöyle bol tereyağlı. O kokuyu almaya başladığı anda şöyle unumuz hemen hemen kavrulmuş demektir. Ve tahinimiz sevgili izleyenlerimiz. İçine ilave edelim. Şöyle şıpatelimize çekebilirsiniz. Yalnız tahinin görüntüsü de harika sevgili izleyenler. Evet. Şimdi unla tahinimizi iyice kavurmaya başlıyoruz. Hemen Nilüfer Hanım ne yaptı? Önce tereyağı. Ondan sonra ununu içine ilave etti. Güzelce bir şekilde ununu kavurdu. Ve ondan sonra içine tahini ilave etti sevgili izleyenlerimiz. Tahinle beraber biraz daha kavuruyoruz. Güzelce bir şekilde karıştıralım onları. Evet. Ve sütümüz. Ve sütümüz. 1 litre kadar süt kullanıyoruz. Evet. Şimdi hazır. Evet gördüğünüz gibi gayet pratik, kolay bir tarif. Değil mi? Ellerinizde şöyle rahatlıkla hazırlayabileceğiniz. Kenarlarını şöyle biraz toparlayalım ki o güzel bir şekilde hazırlansın. Biz de şöyle bardaklarımızı hazırlayalım sevgili izleyenlerimiz. Kulp bardaklarımıza biz ilave edeceğiz. Tabii siz istediğiniz tabaklara da ilave edebilirsiniz. Şekerimizi en son mu kullanıyoruz usta? Biraz şöyle açıldıktan sonra hemen şekerimizi de içine ilave edebiliriz. Şöyle sevgili izleyenler, kaç tane bardak kullanacaksanız o şekilde bardaklarınızı kullanabilirsiniz. Bu da sevgili Nilüfer Hanım için. Evet, şöyle. En büyük. Pencerede o kadar var mı usta? Ancak artık bir hafta kapatmak için değil mi? Bence sadece sunumu onunla yapalım. Değil mi? Bir hafta kapatması ancak olacak. Evet. Şöyle biz kenarlarını... Neyse yarın da demek ki muzlu lokum olduğuna göre öbür gün hiçbir şey yok sevgili izleyenler. Tatlı yok. Ustam sen bugün maşallah böyle her yere nazar boncuğu yaptın. Değil mi? Güzel oldu ama. Şimdi sevgili izleyenlerimiz güzelce bir şekilde kaynamaya devam ediyor. O kaynarken şekerimiz. 2 su bardağı kadar şekerimizi ilave edelim. Sevgili izleyen yalnız mis gibi kokmaya başladı. Değil mi? Şimdi sevgili izleyenlerimiz yavaş yavaş Nilüfer Hanım tatlımızı hazırlamaya devam etsin. Öncelikle tatlımızı ne yaptık? Tereyağımız, ondan sonra unumuz güzel bir şekilde kavruldu. Ondan sonra tahinimizi içine ilave ettik ve sütle beraber açtık. En son olarak içine şekerimizi ilave ettik ve yavaş yavaş kaynamaya başlasın. O kaynarken dilerseniz biz hemen şöyle salatamızın da listesini alalım. Sizlerle beraber güzel bir salata hazırlayalım. Evet, gevurdağı salatamız var sevgili izleyenler. Şöyle Doğu yöresine ait bir salata değil mi ustam? Evet. Genelde Doğu yöresine. Doğu yöresine ait güzel bir salata oluyor. Evet şöyle sevgili izleyenlerimiz hemen gavurdağı salatamız için neler kullanıyoruz? 5 adet domates kullanıyoruz. Ondan sonra 1 adet kuru soğan kullanıyoruz. 2 adet sivri biber kullanıyoruz. 1 diş sarımsak veya 2 diş de kullanabilirsiniz. Ondan sonra 3 adet taze soğan kullanıyoruz. Ve 1 tutam kadar maydanoz ve taze nane kullanıyoruz. 1 avuç ceviz kullanıyoruz veya da şöyle bir şey 2 yemek kaşığı kadar da diyebiliriz. Onu siz kendiniz belirleyebilirsiniz. 3 adet salatalık kullanıyoruz. 1 yemek kaşığı kadar nar ekşimiz var. 1 yemek kaşığı kadar limon suyu veya da taze limon da kullanabiliriz. Ve ondan sonra 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağımız var. 1 tatlı kaşığı kadar tuz, karabiber, pul biber ve 1 tatlı kaşığı kadar sumak kullanıyoruz. Tekrardan malzemelerimizi bir daha anlatalım. 5 adet domates, 1 adet kuru soğanımız, 2 adet sivri biber, 1 diş sarımsak, 3 taze soğan kullanıyoruz sevgili izleyenlerimiz. Hemen 1 tutam maydanoz ve taze nane kullanıyoruz. Ondan sonra ceviz, 1 avuç kadar da ceviz kullanıyoruz. 3 adet salatalık kullanıyoruz. Ve ondan sonra 1 yemek kaşığı kadar nar ekşimiz, limon suyumuz, sıvı yağımız var. Onları kullanıyoruz. 1 tatlı kaşığı kadar tuz, karabiber, pul biber ve sumak kullanıyoruz sevgili izleyenlerimiz.
Öncelikle hemen salatalığı ve domatesleri güzelce bir şekilde sizler kabuğunu soyun ve onları ince ince doğrayın. İnce ince doğradıktan sonra içine soğanımızı ince ince doğrayıp ilave edeceğiz. Soğanımızla beraber güzelce bir şekilde taze soğanımız, ondan sonra maydanozumuz ve dereotumuz hepsini ince ince doğrayacağız, içine ilave edeceğiz. En son olarak içine baharatlarımızı ilave edeceğiz ve ondan sonra baharatımızı ayrı bir kabın içinde de hazırlayabilirsiniz sevgili izleyenimiz. Güzelce bir şekilde salatamızı harmanlayacağız ve servis edeceğimiz tabaklarımızı aldıktan sonra güzelce bir şekilde üzerine sosumuzu da gezdireceğiz. Bu şekilde salatamızı da hazırlamış olacak ve sizler de afiyet diyecek. Çok da güzel bir salata olmuş olacak inşallah. Evet ustam, ellerine çok sağlık. Çok teşekkür ederim Nilüfer Hanım. Evet ustam, sen bu arada salatamızın hazırlıklarına başlarken, pudingimiz de hazırlanmaya devam ederken değil kısa mi? Bir araya gidelim hemen. Kısa bir aradan sonra tekrar sizlerleyiz. Bizden ayrılmayın. Minik bir araya gideceğiz. Tekrar sizlerleyiz sevgili izleyiciler, sevgili hanımlar. Hemen ustamıza dönelim, bakalım neler yapmışız. Evet ustam. Evet, şimdi sevgili izleyenlerimiz, hemen tahinli muhallebimiz hazır. Güzelce bir şekilde hazırladık ve ondan sonra kurk bardaklarımıza ilave ettik. Ve şimdi yavaş yavaş süslememizi yapalım. Şöyle biraz daha güzel görünsün diye. Şöyle bol Hindistan cevizleri. Bol Hindistan cevizimizle süslememizi yapalım değil mi? Evet, şöyle biraz daha üzerine ilave edelim. Bu da çok güzel bir lezzet katacak. Evet ustam, ellerine sağlık. Çok görüntü harika. Ettim. Lezzet de harika. Biraz şöyle ceviz. Bu da ona güzel bir görüntü oluşturacak. Evet. Şöyle hafif. Üzerine ceviz de ilave ettik. Şimdi hazır. Tatlımız değil mi? Ve salatamıza geçeceğiz ustam ya. Fırından da çok güzel kokular gelmeye başladı bu arada sevgili izleyenler. Onu da biz alalım. Şöyle fırınımız yeterli sevgili izleyenlerimiz. Evet. Güzel bir şekilde hemen yemeğimiz de hazırlandı. Şöyle aldık. Evet ustam, ellerine sağlık. Çok teşekkür ederim Nilüfer Hanım. Şimdi iki tane yemeğimiz hazırlandı. Tatlımız ve yemeğimiz hazır. Biz de salatamıza başlayalım. Sevgili izleyenlerimiz, öncelikle salatalık. Hemen bunu siz isterseniz alacalı bir şekilde de soyabilirsiniz. İsterseniz bütün kabuğu da soyabilirsiniz. Biraz daha kabukları kalsa hem daha lezzetli, güzel olacak. Evet, biz de bu arada izleyenlerimize telefon numaramızı ve mail adresimizi hatırlatalım hemen. Telefon numaramız 0212 454 5570. Mail adresimiz info@tgrt.eu.com'dan bizlere ulaşabilirsiniz efendim. Şimdi hemen salatalığımızı hazırladıktan sonra bunları isterseniz biraz daha ince de doğrayabilirsiniz. İsterseniz hemen iri parçalı halinde de doğrayabilirsiniz. Şöyle salatalığımızı yavaş yavaş doğrayalım. Ustam, kaşık salatasıyla gevurdağı salatası arasındaki fark ne? Kaşık salatası sulu mu olması gerekiyor? Tabii sulu olması hem de çok ama ince bir şekil. Ama hemen hemen de benziyor, malzemeler de benziyor. Ama çok ince doğranması gerekiyor kaşık salatası. Ama gevurdağı salatası biraz daha iri bir şekilde doğranması gerekiyor. Şimdi hemen salatamızı yavaş yavaş doğrayalım. Onları ilave edelim. Devam edelim. Aynı malzemeleri kullanıyoruz. Malzemeler hemen hemen aynı. Evet. Şöyle. Hazır. Değil mi? Şöyle yemeğimizin ve tatlımızın yanına da çok yakışacak bir salatamız olacak. Özellikle de yemeğimizin yanına olsam. Evet. Şöyle. Şöyle salatalıklarımız da taze taze yemiş. Mis gibi de koktu. Şöyle alalım ki daha rahat bir şekilde sevgili kameramız görsün. Sen benim önüme böyle ver zaten kaseyi. Ben buradan yerim onları. Ben size bir tane de kaşık vereyim. Siz orada yavaş yavaş götürün. Ama sizin tatlınız hazır Nilüfer Hanım. Evet, bunu tatlım. Siz yavaş yavaş yiyin yani. Ben size şöyle vereyim. Evet sevgili izleyen, görüyorsunuz bu benim. Teşekkür ederim usta, benimle sağ olun. Gerçekten benim yalnız bu sefer. Ama gerçekten de sizin yani. Kimseye vermiyorum. Yok, kimseye sakın kaptırmayın. Böyle. Ama sevgili kameramanıma vereceğim bugün. Değil mi? Evet. Hak ediyor ama. Misafirimiz var bugün. Evet, ona vereceğim. Da... Şöyle salatalığımızı doğradık sevgili izleyenlerimiz. Geç bir kabımızı alalım. Bol salatalık. Şöyle iri olan parçalar da. Onlar yani kalmış. Yani. Şimdi bunları da içine ilave edelim. Şimdi sevgili izleyenlerimiz, hemen biz şöyle güzelce bir şekilde gördüğünüz gibi salatalığı doğradık. Ondan sonra soğan. Soğan tabii ki eğer çok fazla seviyorsak fazla kullanabilirsiniz. Veya az da kullanmak istiyorsanız 3 tanesi yeterli olacak. Biz biraz daha fazla kullanacağımız için taze soğanımızı
ince ince doğrayalım. Çok da güzel bir salatamıza lezzet ve aroma veriyor sevgili izleyenlerimiz. Sen hazır böyle önüme şimdi tatlıyı vermişken ben duramayacağım. Bir kaşık tadına bakmak istiyorum sevgili izleyenler. Tamam, siz yavaş şöyle yavaş tadına bakın. Şöyle hemen bir kaşığımı bakın. Alayım şuradan. Tadına bakar mısın? Kaşığınız oradaydı sizin. Tahta kaşık. Şöyle hemen. Ustam sıcakken de daha bir güzel oluyor sanki. Ben evet. Sıcak seviyorum tatlıları evet. Sevgili izleyenler. Muhteşem ustam. Afiyet olsun. Harika, ellerine sağlık. Afiyet olsun Nüfer Hanım. Diğer kaseler de benim artık. Tamam. Kimseye vermeyin. Yani aslında tahini daha fazla kullansak da o tahini iyice böyle tadını alsak olur mu ustam tatlımızda? Ya gerçi biz şöyle bir şey yaptık. İkisinin ortasında bir lezzet elde etmeye çalıştık. Tabii ki hani dedik ya eğer ki tahini biraz daha fazla seviyorsak, eğer tahini biraz daha ön planda... yoğun bir kıvamda olmasını istiyorsak tahinini biraz daha 2 su bardağı kadar da çıkarabiliriz. Bu sefer daha yoğunlukta olmuş olacak ve daha lezzetli olmuş olacak. Yani tam da böyle kilo yapan bir tatlı olacak. Değil mi? Doping. Ve soğanlarımız. Hem ustam hem taze soğan kullanıyoruz hem kuru soğan kullanıyoruz. Kuru soğan kullanıyoruz. Evet. Şöyle. Kuru soğanımız da hazır. Bunu da İçine ilave ediyorum sevgili izleyenlerimiz. Böyle. Şimdi biberimiz yavaş yavaş sırasına göre hemen hazırlıyoruz. Güzelce bir şekilde sivri biberimiz biraz şöyle acı biber de tercih edilebilir. Ve biberlerimiz burada. De acı. Değil mi? Şöyle böyle. Görüntüsünden belli şöyle. Şöyle biraz acı olsun salatamız sevgili izleyenlerimiz. Sevgili Emre Kalkan, ustam Bağlan Kazan. Emre çok seviyormuş acı biberi. Şöyle bol bol içine acı biber kullanalım bugün. Ben pul biberi seviyorum. Emre yeşil biber, acı biber seviyor. Şöyle bütün yemeklerimizde kullanıyoruz biz sevgili izleyenler. Acıyı tatlılarımızda da kullanıyoruz. Buradan sevgili Emre'ye selam gönderelim ama mutfağımızı çok karışıyor. Geçen hafta baskın yapmıştık ama yine aynı şekilde devam evet. ediyoruz. Yani kilitliyoruz da yine kurtulamıyoruz. Ustam falan, onu değil mi? Bırak da yani bir de malzemelerimizden de çalıyorlar ama olmaz ki böyle yani. Aldığım malzeme yerine koymuyor değil mi? Sevgili... Geçen haftaki yarışmamızda ceviz verdi ustam. Değil mi? Yalnız cevizler harika görünüyordu. Şöyle Emre'cim ben de cevizlerinden çaldım bu arada haberin olsun. Sana da buradan sevgiler. Şöyle. Çok güzel bir program değil mi? Şimdi sevgili izleyenlerimiz, yavaş yavaş önce soğanımız, salatamız, ondan sonra biberimiz, kuru soğanımız hepsini ince ince doğradık. Geniş kabımızı içine ilave ettik. Ve maydanozlarımız. Maydanoz. Onları da taze nane ile beraber güzel bir şekilde ince ince doğrayalım. Taze nane de kullanıyoruz. Biraz da şöyle taze nane de kullanabiliriz. O da çok güzel bir lezzet katacak. Özellikle çoban salatasına bu tür salatalarda ustam taze nane çok yakışıyor. Değil mi? Güzel bir aroma evet. veriyor. Aslında hemen hemen bütün salatalarımızda kullanmalıyız bence. Tabii taze nane kullandığımızda yemeklerimizin içinde sarımsak varsa o kokuyu da gidermiş olacak. Hem de salatalarımızı güzelleştirecek. Varsa elimizde biraz kullanırsak çok güzel bir salata hazırlamış olacağız inşallah. Ya ben beyaz lahanalar da görüyorum bugün salatamızda. Değil mi? Beyaz lahana da kullanacağız. Şimdi sevgili izleyenlerimiz yavaş yavaş salatamıza devam ediyoruz. Yavaş yavaş salatamız, bütün yeşilliğimizi, soğanlarımızı, ondan sonra salatamızı doğradıktan sonra domates. Şöyle domatesimizi hemen güzel bir şekilde hazırlayalım. Kabuklarını soymaya başladık. Yalnız kabuklarına böyle bir süsleme yapacaksın ustam sanırım. Koparmadan. Evet ustam sen eskiden böyle çok süslemeler yapardın, patlıcandan çiçekler yapardın. Domatesten güller yapardın. Ama ben size patlıcanla yemek hazırladım Nülüfer. Değil mi? Patlıcan çiçek gibi yaptın diyorsun. Değil mi? Aynı evet, çiçek gibi olmuş. Gerçekten de mükemmel. Şöyle hemen domatesimizi sevgili izleyenlerimiz koparmadan yavaş yavaş şöyle gül şeklini alacağız ama. Nazar değdi. Nazar değdi. Bugün ustan bir nazar var ama. Var değil mi? Var. Evet. Bugün bir şeyler varır. Bu
Bunu istersen sen şöyle tatlının yanına koyalım. Yapıştım, o kadar da değil. Evet sevgili izleyenlerimiz, hemen domateslerimizi yavaş yavaş kabuğunu alalım. Evet şöyle. Hepsinin kabuklarını soyuyoruz. Hepsinin kabuklarını güzelce bir şekilde soyacağız. Ondan sonra yavaş yavaş doğramaya başlayacağız. Şöyle sevgili izleyenlerimiz. Hemen. Kırmızı biber de kullanabiliyoruz tam aslında değil mi? Tabii kullanmak, yani, tabii, kullanmak istiyorsak kırmızı biberi kullanabiliriz. Hı hı. O da güzel bir renk katıyor biliyorsun Nilüfer Hanım. Hem yemeklerimizde hem salatamızda kullanırsak o da çok güzel bir renk katacak ve güzelleştirecek. Ustam senden bir isteğim var. Bir günde bizlere böyle kaşık salatası yaparsan çok seviniriz. Tabii ki, tabii ki olur. Özellikle ekip arkadaşlarımızın hepsi çok seviyor. Özellikle sevgili yönetmenim çok seviyor kaşık salatasını. Tabii ki, ona biraz... Şöyle ama bol sarımsak diyor. Ona bol biraz sarımsak biraz fazla kullanmamız gerekiyor değil mi? Evet. Son kalan domatesimizi de hemen kabuğunu alalım. Evet. Yavaş yavaş sevgili izleyenlerimiz... Tabii ki sizler kabuklarını soymak istemiyorsanız soymayabilirsiniz de. Bu şekilde biz hemen yavaş yavaş kabuklarını alalım. İnce, güzel bir şekilde hazırlansın. Evet. Bunu doğradığımız için çok fazla kabuğunu almaya gerek yok. Şimdi bunları hemen... Kuşbaşı şeklinde doğrayalım. İnce kuşbaşı. Şöyle hazır. Evet. Kenara alalım. Bunu da. İyice küçük küçük. Doğruyoruz. Doğramış olacağız. Evet. Hem kendimize güzel bir salata hazırlayalım. Biraz gerçi uğraştırıcı olacak ama çok da güzel bir salatamız olmuş olacak sevgili izleyenlerimiz. Sizlerin de severek hem hazırlayacağı hem de yiyeceği iyi bir salata olmuş olacak inşallah. Hemen 3 tane domates kullandık ustam değil mi salatamızda? 3 tane veyahut da 4 tane kullanılabilir. Bu isteğe göre eğer istersek biraz daha fazlalaştırabiliriz. Şöyle yarım domatesimiz vardı, o da ziyan olmasın. Onu da kullanacağız sevgili izleyenlerimiz. Yemeğimizde kullanmıştık. Bunu da hemen... İnce ince doğrayalım. Evet. Şimdi hazır. Evet görüntü harika. Bol yeşillikli. Sevgili izleyenler. İçerisine neler kullandık? Taze soğan ve kuru soğanın kullanılması da ayrı bir lezzet katacak. Değil mi? Çok güzel bir lezzet katacak. İkisini birden kullandık aslında biz. Ayrı ayrı aroma ve lezzet katacak. Şimdi sevgili izleyenlerimiz. Hemen salatalık, ondan sonra maydanoz, taze nanemiz, domatesimiz hepsini soğanlarla beraber güzelce bir şekilde doğradık. Hemen geniş bir kabımızı içine ilave ettik. İçine 2 veya da 3 yemek kaşığı kadar hemen cevizimizi de içine ilave ediyoruz. Tekrardan... Ceviz olması da ayrı bir özelliği zaten gavurda salatasının. Tabii o çok da güzel bir lezzet katacağı için. Şimdi ufak bir kabımızı, şöyle süzgeçimizi alalım. Sosunuzu güzel bir şekilde hazırlamanız için sevgili izleyenler hemen ne yapacağız? Tuzumuz. Şöyle tuzumuzu. Sosunu hazırlamış olacağız aslında. Sosunu hazırlayacağız. Evet. Aynı bir şekilde de hepsini karıştırmış olacağız. Aslında bütün salatalarda bunu yapsak olabilir değil mi usta? Tabii olur. Yani çok... her salatada. Ve şey lezzeti de gerçekten de değişiyor. Ben bunu denedim evde. Aslında biz şöyle bir şey yapıyoruz. Biz örneğin yemeklerimizi hazırlıyoruz. Güzelce bir şekilde salatamızı da hazırlıyoruz. Hemen içine tuzumuzu ilave ediyoruz. Soframıza koyuyoruz. Ve bu salatamız yarım saat, bir saat beklediği zaman ne yapıyor? Tuz içindeki tuz sebzelerimizi öldürüyor ve istediğimiz gibi salatamız güzel bir şekilde kalmıyor. Onun için biraz ne yapacağız? Sosumuzu hazırlayacağız. Tam servis anında birer yemek kaşığı kadar sosumuzu üzerine gezdirirsek salatamız hem daha diri bir şekilde hem de görsel olarak daha güzel bir şekilde kalacaktır. Şimdi evet, sevgili izleyenlerimiz. Sosumuzu yavaş yavaş hazırladık. Şöyle öncelikle baharatlarımızı içine ilave ettik. İçine limonumuzu. İsterseniz taze limon, isterseniz limon suyu da kullanabilirsiniz. Hangisini istiyorsak onu tercih edebiliriz. Şöyle iyice bir ilave ettik. Evet sosumuz da hazır sevgili izleyenler.
Yani salatamız da harika görünüyor. Sumağımız, onu da içine ilave ediyoruz. Ondan sonra sarımsağımız. Sarımsaklarımız ve bunlar ekşimiz de dahil olacak salatamıza. Evet, şöyle bir veya da iki diş sarımsağımızı ince ince doğrayalım. Bunu da ben sosumun içine ilave ediyorum. Evet. Ve ondan sonra sıvı yağımız, kullanacağımız miktar kadar sıvı yağımızı ilave edelim. Hazır. Ve şöyle sevgili izleyenlerimiz, nar ekşimiz. Nilüfer Hanım, sizden ricam şöyle yavaş yavaş tutabilir misiniz? Tabii. Ben sunumu yaparken. Şimdi sevgili izleyenlerimiz, hemen şu tabağımızı kaldıralım. Ne kadar kullanmamız gerekiyorsa nar ekşimizi? Şöyle bir iki yemek kaşığı kadar yeterli olacak bize. Sosumuz da harika görünüyorsam şöyle ekmeği bandırıp yiyebiliriz. Değil mi? Görüntü de mükemmel. Teşekkür ettim. Ekşimiz de hazır. Sevgili izleyenlerimiz, hemen hazırladığımız salatamızı güzel bir şekilde karıştıralım. Bunu siz isterseniz sosu hepsini içine ilave edip o şekilde de karıştırabilirsiniz. Şöyle güzelce bir şekilde harmanlayalım. Evet. Şöyle. Evet, görüntü harika. Şöyle güzel bir şekilde karıştırdık. Ondan sonra servis edeceğimiz kaplarımızı alalım. Evet, ustam, ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Yalnız sosumuz da harika görünüyor. Değil mi? Şimdi eldivenle işimiz bitti sevgili izleyenlerim. Şöyle eldivenlerimizi atalım. Tezgahımı şöyle hafif toparladık. Evet. Şimdi sosumuz da hazırdı. Sosumuzu güzelce bir şekilde hazırladıktan sonra nar ekşisiyle beraber bunu iyice bir karıştıralım. Ondan sonra üzerine sosumuzu ilave ediyoruz. Bolca sosumuzu gezdirebiliriz. Diğer tabağımıza da hemen ilave ettik ve hazır sevgili izleyenler. Evet ustam, ellerine sağlık. Çok teşekkür ettim Nilüfer Hanım. Evet sevgili izleyenler, görüntü mükemmel. Biz hemen hızlı bir şekilde neler yaptığımıza bir göz atalım. Evet ustam, neler yapmışız? Yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. İlk yemeğimizden başlayalım. Evet. Öncelikle patlıcan yemeğimiz vardı sevgili izleyenler. Evet, şimdi sevgili izleyenlerimiz, hemen bir ilk önce patlıcan yemeğimiz gelsin. Neler yaptığımıza bir göz atalım. Evet. Hemen. Patlıcanlı şöyle sarmalı pilavlı köftemiz için sevgili izleyenim, hemen 500 gram kadar dana kıyma kullanıyoruz. 1 adet yumurta kullanıyoruz. Ondan sonra 4 adet patlıcan kullanıyoruz. 2 su bardağı kadar pirinç kullanıyoruz. Ondan sonra 2 yemek kaşığı kadar galeta unu kullanıyoruz. 1 tutam kadar maydanoz kullanıyoruz. 2 yemek kaşığı kadar tereyağı ve 1 çay bardağı kadar sıvı yağ kullanıyoruz. 1 tatlı kaşığı kadar tuz, karabiber, pul biber, kimyon ve köfte baharatı kullanıyoruz. 500 gram kadar dana kıymamız var sevgili izleyenim. 1 adet yumurta kullanıyoruz. 4 adet patlıcan kullanıyoruz. 2 su bardağı kadar pirinç kullanıyoruz. 2 yemek kaşığı kadar galeta unu kullanıyoruz. 1 tutam kadar maydanoz ve ondan sonra 2 yemek kaşığı kadar tereyağımız var. Ondan sonra 1 çay bardağı kadar sıvı yağımız, 1 tatlı kaşığı kadar tuz, karabiber, pul biber, kimyon ve köfte baharatı kullanıyoruz. Öncelikle hemen nasıl yapıyoruz? Patlıcanları güzelce bir şekilde uzunlamasına keseceğiz, doğrayacağız sevgili izleyenim. Onları doğradıktan sonra iyice bir yağımızla kızartıp kenara alıyoruz. Onu hazırladıktan sonra köftemizin içine baharatlarımızı, maydanozu, yumurtayı içine ilave edeceğiz. Galeta unumuzu. Güzelce bir şekilde köftelerimizi hemen yoğurduktan sonra tepsimize dizeceğiz ve ondan sonra fırına göndereceğiz. Onlar yavaş yavaş fırında güzelce bir şekilde piştikten sonra biz de ayrı bir tenceremizin içine hemen pilavımızı hazırlayacağız. Tereyağımızı eriteceğiz. Tereyağımızı erittikten sonra içine pirinçlerimizi ilave edeceğiz ve pirinçlerimizi ilave ettikten sonra güzelce bir şekilde pirincimizi kavuracağız. Ondan sonra içine tuzumuzu ve baharatlarımızı ilave ettikten sonra pilavımıza suyunu vereceğiz.
pilavımızı suyunu verdikten sonra o güzelce bir şekilde sevgili izleyenlerimiz hazırlanacak. Ondan sonra hemen tepsimizin altına patlıcanlarımızı dizeceğiz ve patlıcanlarımızı dizdikten sonra altına köftemiz, ondan sonra domatesimiz ve onun üzerine pilavımız gelecek şekilde tekrardan üzerine köftemizi ilave ediyoruz. Köftemizi ilave ettikten sonra patlıcanla beraber güzelce bir şekilde üzerini kapatıyoruz. 10 dakika fırınlandıktan sonra afiyet yiyeceğiniz çok güzel bir yemek olmuş olacak sevgili izleyenlerimiz. Şöyle hemen tatlımızı da alalım. Tahinli muhallebimizde neler yaptık ona da bir göz atalım. Şöyle cevizli tahinli muhallebi tatlımız için de sevgili izleyenlerimiz hemen 3 yemek kaşığı kadar un kullanıyoruz. 2 su bardağı kadar toz şekeri kullanıyoruz. 3 yemek kaşığı kadar tereyağımız ve 1 litre kadar süt kullanıyoruz. 1 su bardağı kadar tahin kullanıyoruz. 100 gram kadar ceviz içimiz var. 2 yemek kaşığı kadar Hindistan cevizi kullanıyoruz. Öncelikle tereyağımız eriyecek. Onun içine unumuzu ilave edeceğiz. Unumuzu ilave ettikten sonra güzelce bir şekilde unumuzu kavuracağız. Ondan sonra tahinimizi içine ilave edeceğiz. Tahinle beraber biraz kavrulduktan sonra hemen içine sütümüzü ilave edeceğiz ve güzelce bir şekilde kaynamaya başlayacak. O iyice kaynadıktan sonra içine hemen sevgili izleyenlerimiz toz şekerimizi ilave edeceğiz ve toz şekerimizle beraber kaynamaya devam edecek. Toz şekerle beraber güzelce bir şekilde kaynadıktan sonra hemen servis edeceğimiz kaplarımıza veya bardaklarımıza, kurt bardaklarımıza ilave edeceğiz ve onun üzerine Hindistan cevizi ve normal cevizimizle beraber güzel bir şekilde süsledikten sonra afiyet yiyeceğiniz çok da güzel bir tatlımız olmuş olacak inşallah. Salatamızda hemen neler yaptı ona da bir göz atalım. Yavurdağı salatamız için 5 adet domates kullanıyoruz. Hemen sevgili 1 adet kuru soğan kullanıyoruz. 2 adet sivri biber kullanıyoruz. 1 diş sarımsak kullanıyoruz. 3 dal taze soğan ve 1 tutam maydanoz, taze nane kullanıyoruz. Sevgili izleyenler 1 avuç ceviz içi kullanıyoruz. 3 adet salatalık kullanıyoruz. 1 yemek kaşığı kadar nar ekşisi kullanıyoruz. 1 yemek kaşığı kadar limon suyu, sıvı yağ kullanıyoruz. Ve 1 tatlı kaşığı kadar tuz, karabiber, pul biber ve sumak kullanıyoruz. Öncelikle hemen yeşilliğimizi hepsi güzelce bir şekilde doğrayalım. Salatalığımızı ondan sonra domatesimizi doğradıktan sonra içine cevizimizi ilave ediyoruz. Cevizle beraber güzelce bir şekilde karıştırdıktan sonra maydanozumuzla ondan sonra tabaklarımızı alıyoruz. Ayrı bir kabımızın içinde hemen soğanımızı, baharatlarımızı güzelce bir şekilde nar ekşimizi, limon suyumuzu, yağımızla beraber karıştırdıktan sonra sosumuzu üzerine ilave edeceğiz. Sosumuzla beraber güzel bir şekilde üzerine geldikten sonra salatamız hazırlanmış olacak ve sizden de afiyet yiyeceğiz. Çok güzel bir salata olmuş olacak inşallah. Evet ustam ellerine sağlık. Çok yavaş yavaş da programımızın sonuna geldik. Hemen neler söylemek istersin alalım. Evet sevgili izleyenlerimiz sizlerle beraber güzel bir günü noktaladık. Yarın çok güzel yemeklerimizle burada olacağız. Yarın görüşmek dileğiyle. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Kalın sağlıcakla. Teşekkür ederiz. Evet sevgili izleyiciler, sevgili hanımlar programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Afiyetle kalın, hoşça kalın. Hoşçakalın.